Ya niye dövdüler seni? Dövmediler aşkım, sevdiler. Bizde adet böyle. Ha, bu da adeten. Evet, adetten. Düğün bitti mi? Bitti aşkım. O zaman ben gelinliğimi çıkarıyorum. Dur aşkım, dur. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Yapmam gereken şeyler var. İşte ben de onu diyorum. Hadi yapalım. Öyle değil. Daha yüz görümlü takacağım. Yüz görümlü mü? Evet, yüz görümlü. Hadi kapat şu duanı. Gel. Madem açacaktım, niye kapatırdın? Bir tane daha adetimiz var. Oh, maşallah, yine mi altın? Gel sevgilim. Seni ömrümün sonuna kadar seveceğim. Ben de aşkım. Demin eline ibrikle teşti verdiğimde bir bakışı vardı. He. Görecektiniz. Tabii kızım, şehirli kısmı nereden bizim ibriği teşti, değil mi? Ben ona bir güzel öğrettim anacığım. Sen hiç meraklanma. İyi yapmışım. Ana, vallahi bu işin ucu en çok sana dokundu ha. He, tabii. Kardeşimin karşısında küçük düştüm. Ben şimdi ne diyeceğim kardeşime? Ha bir daha yüzüne nasıl bakacağım? Of hanım, of! Deme öyle canım, yapma ana. Ben yapmadım. Ne yaptıysa Hazar yaptı. Konuş konuş. Ben geldim diye çekinme, yüzüme söyle. Ha! Bir de senden çekinecektim. Ayol benim derdim başımdan aşkım. Ah Hazar, ah! Ya gül gibi dilam dururken sen gidip bastın bacaklı kızı gelin diye getir kapımıza. Sen hiç meraklanma Mühteber Ana. Biz ona önce bir kendimizi tanıştıralım. Bak bakalım ondan sonra burada barınabiliyorum. O ne demek kız öyle? Her gelinin yaşayacağı bir yeni gelinlik zamanı vardır. Değil mi canım? Yani. Buraların adetleri vardır, gelenekleri, görenekleri vardır. Onu öyle bir yeni gelinlik yaptıracağız ki değil gelin olduğuna, doğduğuna pişman olacak. Oy. Günaydın. Tövbe. Ha sen niye geldin ha buraya? Ha, kahvaltı edeceğim. Başıma. Kız bu hiçbir şey bilmiyor. Neyi bilmiyorum? Erkekler ha yukarı kahvaltı ediler. Sen yürü git oraya. Anlamadım. Onlarla mı yiyeceğim? He. Tabii tabii git. Hemen ağamla kocanın arasında otur, orada kahvaltı yap. Emi gülüm. Emin misiniz? Ben kadınlarla erkekler ayrı yer diye duymuştum. Öyle ama yeni gelin ilk gün ağasıyla kocasını tam ortasına oturur. He he, adettendir. Biz de yaptık, sen de yap haydi. Ha tamam. Ya gidin o zaman. Koş koş durduğu kabağda. Kız git diye geçiyor. Allah çok fenasınız. Git lütfen. Oğlum yeter yedin. Kalk haydi okula kızım. Kardeşin giydir, haydi. Tamam anne, gidiyoruz. Bu iş. Asiye Ana, muhlamayı beğendin mi? Senin dediğin gibi yaptım. Olmuş olmuş, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Aman onu yapmakta ne var? Ben bir mücedere yapayım da görün, değil mi Mühteber abla? Mücedere ne bu? Aman, mercimekli bulgur pilav işte. Aa. Canım, hoş geldin. Yaptık kahvaltını, çabuk geldin. Yok, burada yapacakmışım. Yalnız buradan değil, oradan yiyebilirsin. Gelinlerin sofrasından.
Ne bakıyorsun? Hiç. Çatal bıçak almayı unutmuşuz herhalde. Ben gidip getiririm. Otur yerine. Eski köye yeni adet mi getireceksin sen yeni gelin? Yok ondan değil. Yeniden sebep. Uy kız yoksa sen bizde iğreniyor musun? Yok. Neden iğreneyim ki? Senin bu asortik gelin zar bizi kınır ha Asiye Ana. Hayır hayır yok öyle bir şey. Hem ben de elimle yemeği çok severim zaten. En büyük hobimdir. Haydi. Ye o zaman da görelim bari. Yerim tabii. Zaten kurt gibi açım. Öyle şiştim ki. Afiyet olsun Berol. Haydi ne afiyet olsun. Afiyet vallahi olsun. Berol'um gel. Gel maşallah. Yenge ben sana bir yumurta kırayım mı? İster misin? Vallahi hayır demem. Dur bekle ben hemen kümese gidip bir yumurta alayım. Şirin. Yeni gelin. Sen hala oturuyor musun? Ağaların sofrası ortada duruyor. Sen hala burada böyle oturuyor musun? De git, haydi sofrayı topla. Kalk, kalk. Anne, yumurta kıracağız da o yüzden toplamadık. Şirin, sen ya yağlı yedin dilin kayayı ya da mermiden hızlı koşarsın kızım. De şimdi yediniz ya kahvaltıyı. Nereden çıktı yumurta? Canım çekti. Sen bir gel bakayım benimle dışarı. Kahvaltı hazırladım. Of yumurtalarda mis gibi koktu. Tereyağlı yaptım ama yemem dersen hemen başka yapayım. Ya tereyağını sevmeyen ölsün ya. Aa dur çatal koymamışım. Yok yok gerek yok. Vah 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 vah. Afiyet olsun yeni gelin. Sağ olun. Buyurun. Tövbe estağfurullah. Kız Afet. Yeni gelin dururken bulaşık yıkamak sana mı kaldı evladım? Vallahi doğru söylüyorsun anneciğim. Hemen ben yıkıyorum. Yeni gelin, bulaşık yıkayabiliyor musun? Bir bakalım ya. Yumurtamı yiyeyim, yıkarım tabii. Yok, hemen, şimdi. Bu devirde bulaşık mı yıkanırmış hiç ya? Sözde o kadar zenginler. Niye hala bir bulaşık makinesi almamışlar ki? Benim evim bu kadar kalabalık olsa sırf zevk için her odaya bir tane koyardım vallahi. Ah canım benim. Sen bulaşık makinesi mi arıyorsun? Yani olsa fena olmazdı. E var ki?
Hani nerede? İşte tam durduğun yerde. Senden iyi bulaşık makinası mı olur? Dur yenge, ben sana yardım. Bana etmemiştin onu. Şirin, sen neredeysin oraya öyle? Gel çabuk buraya böyle. Tamam anne, bulaşıkları yıkayayım, geliyorum. Şirin! Ne diyorum, sen ne ediyorsun? Ya ne oldu, ne edeyim şu? Sen niye yardım ediyorsun o yeni geline? Daha ki bulaşığı görmüyor musun? Nasıl yıkasın tek başına? Ne? Sana ne? Bana bak, biz hepimiz toplaştık, bir karar aldık. O her bir işi tek başına yapacak. Hiç kimse yardım etmeyecek. Sen de koruyup kollamayacaksın onu, işte o kadar. Niye kollamayacakmışım? Abimin karısı değil mi? Hem ben çok sevdim Bella'yı, çok tatlı kız. De. Yarın öbür gün tepene çıktığında görürsün sen acı mı tatlı mı? Ya hiç öyle bir hali var mı? Ne kadar iyi kız, görmüyor musun? Görmüyorum. Görmeyeceğim. O kadar. Aşkım sen miydin? Benim tabii aşkım. Başka kim olacak? Ya aşkım çok yoruldum. Taşı beni. Ay, gel, gel. Ya bu bulaşık yıkamak ne zor işmiş ya. Sen annenin evinde hiç bulaşık yıkamadın mı? Yoo. Bizim evde ben doğduğumdan beri makine var. Bildiğin bileli bulaşık yıkamak görevi onun. Ben çıkıyorum hayatım. Gelirken bir şey istiyor musun? Evet. Bulaşık makinesi. Kocaman sanayi tipi. Canım kocam. Allah'a seversen. Kız gelmiş bana bulaşık makinesi soruyorsun. Allah canına. Aha. Ağam günaydın. Günaydın kızlar. Günaydın ağam. Çarşıya gidiyorum, bir isteğiniz var mı? Yok canın sağ ol ağam. Sağ ol. Dilan. Merhaba Azar. Seni burada görmeye beklemiyordum. Düğününe gelemedim ya. Bir hayırlı olsun diyeyim dedim. Sağ ol. Dilan. Hoş geldin kız. Hoş bulduk Nazgül. Hayırdır, bir şey mi oldu? Yok, ablamı görmeye geldim. Bir hayırlı olsun diyeceğim. Ne de olsa Hazar onun da oğlu sayılır. Yukarıda mı ablam? He yukarıda, yukarıda da canım. Bu ne acele? Gel hele otur. He, gel gel. Bir kahve içelim. Yüzünü gören cennetlik. Gel. Gel ortamıza şöyle kurup bakalım. Bela. Bela. Çok fenasın. Çıktım ama. Gel gel gel. Bana mı seslendiniz? Bak misafirimiz var. Hoş geldiniz. Tanıştırayım canım. Mühteber Hanım'ın küçük bacısı. Çok memnun oldum. He, Dilan, Hazar'ın eski sözlüsü. Öyle mi? He, öyle. De haydi Belacığım, bize şöyle bol şekerli bir orta kahve yap da ağzımız tatlansın. Peki. Kız, bol şekerli orta dedim ama ha. Bu ne demek? Zaten diyecektim de kafasını karıştırmayayım dedim. Çekirdek kadar aklım var. Çitleyip çitleyip duruyorsun. Aa, kız bu nedir böyle? Kız bu nasıl kahve böyle? Kabiliyetsiz. Bizim de bazı adetlerimiz var kendimize göre. Bana bak gelin hanım. Burası senin geldiğin yerlere benzemez. Ama burada bizim adetlerimiz geçerli. Benim canımı sıkma. De haydi. Git şimdi bize yeni kahve yap getir. Bela dur. Bak
Ben buraya gerginlik çıkarmaya gelmedim. Aksine seninle konuşmaya, teşekkür etmeye geldim. Teşekkür mü? Evet, teşekkür. Sen Hazar'la evlenerek benim hayatımı kurtardın. Bak, ben Hazar'la sözlenmeyi hiçbir zaman istememiştim. Onu bugüne kadar hep abim gibi gördüm. Bundan böyle de öyle göreceğim. Lütfen bunu bil, olur mu? Boşları artık siz toplarsınız. Bismillah. İyi kız. Pes vallahi senden korkulur ha. Yeminle ürperdim. Vallahi ben bile inandım. Kız sen niye öyle söyledin kıza? Ne demişler? Dostunu yakın tut, düşmanını daha da yakın. Gülam. Abla. Gel ben. Geldim ablam, geldim. Kız bunun adını yanlış koymuşlar ha. Bunun adı Dilan değil. Yılan, yılan. Zehir. Vallahi billah zehir. Zehir. Vallahi billah zehir. Ortalığın içine sıçtık, kulağımın dibinde bir de bağırmadı kaldı. Mahvetti ortalığı, mahvetti. İlleti zillet, mahvetti. Ay hareketlere bak. Dün neydin, bugün ne oldun be? Yürü ama belo, ben sana sormazsam. Ay, bıktı bu yeni gelinlerden ya. Of. Bir eski sözlüsü eksikti yani. Ay çok da güzelmiş. Acaba gerçekten doğru mu söyledi? Öyledir herhalde canım. Yoksa niye gelip teşekkür falan etsin ki? Deli mi bu? Girebilir miyim? Gel tabii, gel. İyi misin? İyiyim. Emin misin? Sen Dilan'ı mı diyorsun? Az önce sizi aşağıda konuşurken gördüm. Tanışmışsınız. Evet. Tanıştık. Aslında itiraf edeyim, baştan biraz gerildim. Tahmin edebiliyorum. Yani yaralı bir aslanla karşılaşacağımı düşündüm ama hiç öyle olmadı. Bana öyle şeyler söyledi ki içimi çok rahatlattı. Ne dedi ki? İşte Hazar'la evlenerek onun hayatını kurtarmışım. Aslında bu sözleme olayı hiç istememiş. Hazar abisi gibi görüyormuş falan filan. Ya zaten Hazar'ın sözlü olduğunu, şokunu daha üstümden atamamışım. Bir de kızla tanışınca... Bir dakika, bir dakika. Abim sana söylememiş miydi? Hayır. Buraya geldim de öğrendim. Onun hesabını iyice soracağım zaten ondan da. Neyse. Oy! Şunlara bak hele. Sanki bütün işler bitmiş. Bu iki küçük hanımefendi burada dedikodu edey. Hadi yeni gelin, hadi. Çene çalmayı bırak. De bak, her yer her yerde. Ay. Daha nevresumlar değişmemiş. O da temizlenmemiş. Aha. Ah. Ay. Sıkma canını. Dört koldan hallederiz şimdi de. Şirin! Efendim! Sen gel aslına buraya. Of. Ben hallederim. Ya ne yapıyorum ben ya? Önce çarşaf değiştireceğim. Abla ah. Hani ben dolaşacaktım bu konakta Hazar'ın karısıyım diye. Ne oldu abla? Ne değişti birdenbire? Hazar beni niye istemedi? Ya benim o kızdan neyim eksik abla? Neyim? Sakın. Sakın kendini o gavurdan eksik görme.
Ya sen benim kanımdansın, benim canımdansın. Bu neyi değiştirecek abla? Hazar o kızı bırakıp bana mı gelecek? Beni mi sevecek? Sevecek. Senin arkanda dağ gibi ablan var. Ya bu iş burada bitti mi sanırsın? Bitmedi. Bitmedi Dilan. Benim de adım Mühteberse o kız bu konaktan gidecek. Sen de Hazar'ın yeni gelini olacaksın. Kız, Bela, ya şu değneği doğru düzgün tutsana. Şöyle sıkkı sıkkı. Yeni gelinin tuttuğu gibi tutma. Afet, tak kız öğretiver şuna. Ver şunu ver. Çek şuradan. İlk önce böyle oturacaksın, öyle ayaktan ayaktan olmaz. Değneği de böyle sıkı sıkı ya tutacaksın. Görüyor musun? Tamam. He. Sonra böyle pamuklara vuracaksın, çekeceksin. Vuracaksın, çekeceksin. Vuracaksın, çekeceksin. Anladın mı? Ya bunda bir şey yokmuş. Mesele değneği tutmak bitiyor, anladım ben. Versen bana. Bana bak. Şuna güzelce öğretiver, tamam mı? Daha sonra da benim yatağım şöyle güzelce bir kabartım, uyuyacağım. Bu saatte mi? He. Keyfimin kahyası mısın? Sana mı soracağım? Ya, tamam, tamam. Çözdüm ben bu işi. Kız ne yaptın? Bilmem. Değnek uçtu. Ay ardından sen de o çabuk. Koş. Koşacağım. Allah. Ya değneği verebilir misin? Al tut. Teşekkür ederim. Rica ederim. Atlayaydı da kurtulaydık. Hamada nazlı çıktın sen ya. Tamam bir ah. Tamam ben onu hallederim. Azem ıstıkı da hamama gidin. Hamam mı? He. Burada hamam mı var? He, yengesini götüreyim mi? He, götürün tabii. Hemen götürürüm hamama. Hadi gidelim tamam. Pasaklısı. Oğlum daha neyi bekliyoruz? Hamamdan davetiye gelsin sana. De haydi. Yürü git. Sırıtıyor bize ya. Getir. Allah Allah. Ya Allah'ım, ya şu güzelliğe bak. Ay, onlar çocuğu yıkana kadar ben de şöyle birazcık dinleneyim. Sonra gölünce yıkanırım ben de. Hadi bakalım, çıkaralım şu üstünü. Sık anne, ben yapacağım. Uğraştım işte, gel şuraya.
Ya bana ne, bana ne? Soyunsana oğlum. Ya soyunma. Ya bana ne ses getirdin? Affedin diye yıkıldın beni ya. Niye? Utanıyorum ben. Utanıyor mu? Kim ben? Oğlum o da yengem, bir şey olmaz. Ya bana ne işte, bana ne, bana ne? Ne oluyor abi burada? Annemi sıkıştırıp soyunmuyor. Nasıl soyunmuyor? Cemil vallahi çıbartırım senin o etlerini. Gel laf dinle. Yıkanacak. Afiyet yenge yıkanmıyor. Yok artık, Afiyet yenge yıkamayacak. Bela yenge yıkayacak seni. Ben mi yıkayacağım? Evet, sen yıkayacaksın. Öğrenmiş olursun işte, fenadır. Gerek yok. Herkes kendi çocuğunu kendi yıkayabilir bence. Ne yaparsın gelin hanım? Burada adet bu adet. Yeni gelin adeti. Al, yıka haydi. Gel canım, gel. Soyun. Haşladın yoksa evladımı? Hayır, haşlamadım. Dondurdum. Ama isteyerek yapmadım. İki eliyle bir çocuğu yıkamayı beceremiyor ya. Ya Möteber abla, diyorum ki hazır hepimiz buradayız, şöyle sıcak sıcak bir hamam sefası mı yapsak ha? Şimdi? Hazır burası sıcacıkken böyle bir güzel aklanır paklanırız da. Böyle nasırlarım iyice sertleşmiş de iki topuk taşına süttüreyim diyorum. Haydi o zaman ben gidip peştemalları getireyim. Hayırdır yeni gelin? Neredesin? İşte yıkanacağız ya, onun için ben de çıkartayım. Ah canım benim ya. Yalnız sen de yok. Biz yıkanacağız. Anladım. Çıkayım, uygun bir zamanda gelir yıkanırım. Yalnız yeni gelinler hamamda yıkanamıyorlar. Nerede yıkanırlar? Odandaki çağda. Çağ? Çağ. Bir nevi duşakabin yenge. Ben oraya gideyim o zaman. Nereye gidiyorsun ya, yeni gelin? Çağ atlamaya ya da çağ atlamaya. Hop. Hiçbir yere gidemezsin. Niye? Önce bizi yuvacak da ondan. We'll be right back.
Sen de en az onun kadar güzelsin. Selim amca. Amca mı patladı? İyi misin bir Selim amca? Bir şeyin vardır. He? Ya iyi misin diyorum, iyi misin? Ambulanstayım. Çağıralım mı bir Selim amca? Yok yok, istemez. E bu halin lan? Amca ne oldu ya? Projem patladı ya. Ne projesi lan bu, ne projesi? Çılgın proje. Ama detayları söyleyemem. Sır. Oğlum ben sana kaç defa dedim gece gece başımıza icat çıkarma diye. Lan bir gün bu evi havaya uçuracaksın. Ev de uçsa, kazan da patlasa, yolumdan dönersem eğer bana da deli Müsellim demesinler. Demesinler Müsellim amcacığım, demesinler. Bravo, helal helal, devam. Baba yürü gidelim hadi. Yürüyün lan bu delinin altında ya. Gir içeri. Zaten. Bellacığım tanıştırayım. Müsellim amcam. Deli Müsellim. Daha doğrusu Deli Müsellim Ağa. Öp. Şaka yaptım şaka. Memnun oldum. Hoş geldin kızım. Amca ne hoş geldin. Ne oldu? Biz geleli kaç gün oldu? Hatta düğünümüzde bile yoktun. Yok ya buradaydım. Hatta böyle içeriden sizi pencereden seyrettim. Bir de böyle oynadı mı? Hazar. Efendim amca. Bak hele. Senin bu avrat da pek güzelmiş ha. İsmi gibi. Bella. İspanyolca'da güzel, yetenekli ve umut veren demek. Öyledir benim hatunum. Müsellim amca, galiba yanıyorsunuz. Yok ya, o önemli değil. Daha önce de olduydu, fark etmez. Hadi, hadi girin içeri, üşümeyin. Haydi. Hadi bakayım, aferin. Kazan da patlasa, ev de patlasa bu proje ya bitecek, ya bitecek. Nasıl geçti günün? Anlat bakayım. Sen beni boş ver. Benim halledemeyeceğim hiçbir şey yok. Asıl sen söyle. Neyi söyleyeyim? Bu Dilan'ın aşiret size düşmemiş. Evlendiğimiz için iyice kim besleyeceklermiş bizi? Merak etme sen, halledeceğim ben. Ama Duran aşiret çok büyük bir aşiretmiş. Nasıl halledeceksin ki? Nereden duydun sen bunları? Senin hiç endişeleniyorum. Umarım bizim sonumuz da bu kitaptaki gibi olmaz. Truvalı Helen. İki dost devleti düşman eden aşıklara. Gerçi sonu iyi bitiyor. Sevenleri kavuşuyor ama... onları dışında herkes yok oluyor. Merak etme sen, kimseye bir şey olmayacak. İzin vermeyeceğim bunu. Şu kitabı bırak da kocanla ilgilen biraz. İlgilenirim tabii. Adana'yı sallayacağım, Adana'yı sallayacağım. Allah'ım. Amcan bu sefer kesin patladı.